Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, Araştırma Müdür Yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'le birlikte az sonra piyasa açılışını karşılayacağız. Öncesinde ise Alaç Yatırım Menkul Değerler'de Hazine Müdürü Arda Coşar bizi bekliyor. Arda Bey günaydın. Neler beklersiniz haftanın son işlem gününde? Günaydın. Baktığımız zaman dolar bu hafta içerisinde çarşamba gününe kadar değer kaybetme eğilimindeyken çarşamba günü itibariyle bu şekil değiştirdi, yer değiştirdi. Baktığımız zaman çarşamba gününe kadar dolar diğer gelişmiş ülke para birimine karşı değer kaybediyorken çarşambadan itibaren dolar değer kazanmaya başladı. Baktığımız zaman bu sabah itibariyle de devam ettiğini görüyoruz. Euro dolar da aşağı yönlü bir hareket söz konusu. Bugün veri akışı açısından ABD tarafında kişisel tüketim gelir verileri var. PCE enflasyon verileri var. Önemli olabilir. Bunun dışında Euro bölgesinde sanayi ve tüketici güveni, yurt içinde ise ticaret dengesi verileri söz konusu. Genel manasıyla Euro dolarda şu an aşağı doğru bir baskılanma var. 1.2180 desteğini test ediyor. Eğer bunun aşağısına gelmesi durumunda bir miktar daha baskılanmanın devamını görebiliriz. 1.2150 seviyesine kadar. Bu açıdan bugün doların diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı bir miktar değer kazanma aşamasında olduğu söylenebilir. Altına gelince altın 1910 dolarlı seviyelerden hem doların değer kazanması hem de ABD tahvil faizlerine görülen yükselişle beraber 1900'un aşağısına geldiğini görüyoruz. Şu anda 1890 seviyesini test ediyor. Daha önce test etmişti, buradan geri dönmüştü. Bugün yine bu seviyeyi test ediyor. Eğer 1890'ın aşağısına gelirse 1870'lere kadar bir baskılanma altın tarafında da görebiliriz. Kısacası bugün bu sabah itibariyle fiyatlamalara baktığımız zaman doların diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı ve altına karşı değer kazanma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Yani. Alaç Yatırım Menkul Değerler Hazine Müdürü Arda Coşar, çok çok teşekkür ederiz aktardığınız notlar için. Birazdan piyasa açılışını karşılayacağız. Aynı zamanda bugün yine hatırlatalım, finansal istikrar raporu var, dış ticaretle ilgili veriler, ekonomik güven endeksi var. Aynı zamanda Bankalar Birliği Genel Kurulu'nu yine bugün takip ediyoruz. Öncesinde şirket haberleri tarafından öne çıkarabileceğimiz başlıklar neler olabilir Gizem? Bugün birkaç tane takip ettiğimiz haber var. Halka arsa onayları var mesela SPK bülteninde yayınlanan. İlk etapta buradan başlayayım. Hatta bununla ilgili bir tane de görselimiz vardı, arkadaşlarımdan da rica edeyim. BMS Çelik Hasır Sanayi'nin burada, hatta şöyle tek tek detayların ilk etapta haberlerden bahsedeyim buraya geçmeden önce. İş Bankası'nın bir sendikasyon kredisi var. Onu söyleyeyim ilk etapta, süremiz kısa. Banka 544.7 milyon euro ve 300 milyon dolar tutarında 300 milyon euro tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını açıkladı. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyetinin euro dilimi için maliyeti Euribor artı %2.25, dolar dilimi için Libor artı %2.5 olarak gerçekleştiği belirtildi. Hı hı. Ve burada İş Bankası'nın sendikasyon için çevrim oranı %112 civarına tekabül ediyor. O yüzden de hani etkisi yok. Burada sendikasyon kredisinde çevriminde herhangi bir sıkıntı yok. Onu söyleyebilirim. Benim de aktardığın gibi hani bankaların fonlamasında herhangi bir şekilde bu anlamda problem gözükmüyor. Sadece hani maliyet var diye konuşmuştuk. Aynen öyle. Kesinlikle. Bunu da takip ediyoruz. Birkaç tane daha banka var. Hepsi bittikten sonra, yani hepsi sendikasyon yenildikten sonra topluca tabloyu da paylaşıyoruz. Hepsini tek tek tutuyorum da tek tek paylaşmanın bir anlamı yok. Hepsini beraber görürüz. Ford Otosan'dan bir haber akışı vardı. Reuters'a geçen bir haber var ve buna mesela yer veren bu habere analistler Ford Otosan'a pozitif yönde etkileyebileceği görüşündeler. Haberde şu: Ford Otosan Türkiye'deki yeni nesil teknolojilerle bağlantılı şirketlere yatırım yapmak için girişim sermayesi şirketi kurdu ve Optio ve Blue Dot adında iki şirkete yatırım yaptı habere göre. Şirketin yayınladığı bültene göre Optio, ticari araçların rotalar için zaman ve maliyet optimizasyonu yapıyor. Blue Dot ise elektrikli araçlar ile şarj istasyonlarının eşleştirilmesine dahil olmak üzere akıllı mobilite çözümleri alanında faaliyet gösteren bir başka şirket. Bunu Ford Otosan tarafında dediğim gibi yer veren analistler pozitif yönde değerlendirdiler. Dotaş Kelebeğin bilançosunu karşıladık, onu da söyleyeyim. Birinci çeyrekte 15.1 milyon TL'lik net dönem karı gördük. Geçen yılın aynı döneminde ise zarar vardı. Birinci çeyrek 2020'de 7.4 milyon TL. Dolayısıyla şirket zaten zarardan kâra geçmesi başlı başına pozitif bir gelişme. Bilançonun detaylarına baktığımızda satış gelirlerinin mesela %86 arttığını görmekteyiz. Satış maliyetlerinde de tabii bu arada
Özellikle böyle üretici şirketler için aslında satışların maliyetini de belki söylemek lazım. Mesela Doğutaş Kelebek için o oran %90,5 seviyesinde arttığını gösteriyor. Brüs karında bunlara bağlı olarak %78'lik bir artış var. 104 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Genel itibariyle olumlu bir kar rakamı, olumlu bir bilanço gördüğümüzü söyleyebiliriz Doğutaş Kelebek için. Bu pozitif bilançonun ardından da piyasadaki genel kanaat hissesinin de pozitif yönde etkilenebileceği yönünde olduğunu ifade edebiliriz. Bunun haricinde dediğim gibi bazı bir tane daha şirket, hatta bilanço paylaşayım. TUKAŞ tarafında birinci çeyrek sonuçlarını gördük. 9.4 milyon TL'lik net kar rakamı var. Bu rakamda yıllık bazda %63 oranında net karın azaldığını, çeyreksel bazda %62 oranında azaldığını gösteriyor. Satış rakamlarında ise %18 yıllık bazda azalış var. 178 milyon TL olarak geldi. Yurt dışı satışları şirketin %22 arttı ve şirketin toplam satışları içerisindeki payı geçen yıl %21 iken bu yıl %37 seviyesine yükseldi. 26.2 milyon TL'de FAVÖK var. FAVÖK'ünde de %46'lık bir azalma gördüğümüzü aktarabilirim. Dediğim gibi bir de bazı halka arz onayları da var. Dün SPK bülteninde karşıladığımız. Onunla ilgili de yine bir başka playlistimiz olduğunu söylemiştim. Arkadaşlarımızdan bir kez daha rica edeceğim. SPK bültenine dair hazırladığımız playlisti vermesi için. Burada BMS, Çelik, Hasır, Sanayi ve Ticaret, Oyak Yatırım, Menkul Değerler, Ünlü Yatırım Holding ve Başkent Doğalgaz'ın halka arz başvurularına onay geldi SPK bülteninden. Ve gördüğümüz kadarıyla Yeşil Yatırım Holding ve Atakule GMYO'nun bedellisine, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri ve Lokman Ekim'in ise bedelsiz sermaye artırımı başvurularına onay geldi. Bir de izinsiz forex işlemi yaptığı tespit edilen 37 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı aldığı duyuruldu. Bunlar çok fazla oluyor bu arada. Sen de belki denk geliyorsundur izinsiz işlem yapma konusundaki son başlıkla ilgili. Hı hı. O yüzden de hani izleyicilerimizle uyaralım. Hani SPK'nın sitesinden yetkili olan kurumların, evet, yetki belgelerine kadar her şeye ulaşılabiliyor. O yüzden de yani arayan kişiler hangi kurumdan aradıklarını söylüyorlarsa bir teyit etmelerini tavsiye ederim acizane. Şimdi birazdan borsa açılışını da zaten rakamsal olarak aktaracağız izleyicilerimize. Öncesinde biraz satır başı verebileceğimiz aracı kurum raporlarında Oyak Yatırım var. Petkim ile ilgili bir değerlendirme yaptılar. Endekse paralel getiri şeklinde zannediyorum değerlendiriyorlar. Hedef fiyat tarafında ise %48 civarında bir yukarı yönlü potansiyel tespit etmişler. Petkim tarafında aslında İçinde bulundukları seviyenin, yani Petkim'in şu anki fiyat seviyesinin bir giriş seviyesi olarak değerlendirilebileceğini, bir fırsat sunduğunu değerlendirmişler. Ve zaten onların endeks üstünde getiri performansına dair bir tavsiyesi vardı. Yani endeksin üzerinde performans sergileyebilir Petkim şeklinde beklentisi vardı. Bu raporu yazdıklarında da diyorlar ki şu an fiyat seviyesi giriş için uygun bir seviye olarak değerlendirmişler. Hedef fiyatını 9.04 TL olarak belirlemişler. Senin de söylediğin gibi bu seviyenin üzerinden hesap edecek olursak %40'ın üzerinde bir getiri potansiyeli sunduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte bunu düşünürken, yani neden Petkim'i beğendikleri kısmına da bakalım. Endeksin son bir ay içerisinde %8 altında kaldı ve aynı zamanda küresel çaptaki benzerleriyle kıyasladığımızda %55'lik de bir iskontosu var Petkim'in diye ön plana çıkartıyorlar. 2021-2022 beklenen FK'sı üzerinden. Bununla ilgili o yüzden de hani iskontosu var küresel çapta, hem de zaten hazır endeksin altında paralel, endeksin altında performans gösterdi diye şu an bulunduğu seviyeyi olumlu yönde değerlendirebiliriz diyorlar. Etilen nafta makasını değerlendirmişler. 2021'in ikinci çeyreğinde şimdiye kadar geçen süreçte güçlü seyretlediler. Yine devam ederiz borsa açısından. 1413 puanda BIST ana endeks işlemleri başladı. %0.14'lük kırmızı bir ekran geldi. 1.9 puan kadar düşüş var. Açılış itibariyle 42 hisse yükseliyor, 50 hisse düşüyor, 8 hisse ise yatay performansı diye özetleyebiliriz. Şimdi etilen nafta spreadinden bahsetmiştim. İkinci çeyrekte şimdiye kadar geçen süreçte güçlü olduğunu değerlendirmişler. Bununla birlikte özellikle önümüzdeki dönemdeki şirketin beklentilerini de hatırlatmak gerekirse şirketin kendi beklentilerinin biraz muhafazakar, biraz temkinli olduklarını, değerlendirdiklerini ifade ediyorlar. Birinci çeyreğin ardından hatırlanacağı üzere şirketin tahminlerini almıştık. Tahminlerini yukarı yönde aslında revize etmişti ama buna rağmen bu tahminler yine de temkinli olduklarını gösteriyor bizce diyorlar. Onlar mesela şöyle bir beklenti içerisinde. Petkim kendi mesela FAVÖK beklentisine 400 ila 430 milyon dolara yükseltmişti 2021 için.
Oyak yatırım beklentisi 431 milyon dolarlarda. O yüzden kendi beklentisine çok daha iyimser. FAVÖK büyümesinin 2021 içerisinde yıllık bazda %103 seviyesinde olmasını bekliyorlar. Bir de dediğim gibi özellikle dikkat çektikleri konu zaten küresel iskonto, küresel benzerleriyle. Onu da ekrana getiririz daha sonrasında. Dediğim gibi beklenen FK üzerinden gittiğimizde bile %55'lik bir iskonto var. Böylelikle piyasa masasına nokta koyuyoruz. Hoşçakalın.